Evet arkadaşlar, şimdi birinci Beyazıt dönemi ya da diğer adıyla Yıldırım Beyazıt dönemi. Yıldırım lakabı. Çok hızlı hareket ediyor Yıldırım Beyazıt. Bir orada bir orada atı çatlatıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi diyorlar ki Yıldırım Beyazıt'a bu lakap Frenkya Savaşı'ndan dolayı yapıldı. Çok hızlı hareket ettiği için verildi. Yalnız bununla ilgili 7-8 tane farklı rivayet var. O yüzden arkadaşlar bunun soru olarak geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de büyük ihtimalle itiraz gelir. Ama şu unvanı unutmayın. Sultan-ı İklim-i Rum unvanı. Şimdi bu unvan arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'a halife tarafından verilecek unvandır. Anlamı şu. Rum diyarının sultanı. Rum diyarı diye kastettiği Anadolu. Yani Anadolu'nun sultanı. Ha, bu unvan Yıldırım Beyazıt'a Nibolu Savaşı sonrasında verilecektir. Nibolu Savaşı sonrası. Abbasi halifesi Memlüklerin koruması altındadır arkadaşlar. Bu unvanı Türk hükümdarı olarak Sultan-ı İklim-i Rum unvanını Yıldırım Beyazıt'a veren Abbasi halifesi olacak. Evet şimdi Yıldırım Beyazıt dönemindeki bazı gelişmelere bakıyoruz. İlk önce Anadolu'daki faaliyetler. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz Yıldırım Beyazıt Batı Anadolu'da Germiyanoğullar topraklarını tamamen kendini katmış. Germiyanoğullar Kütahya'daydı. Merkez Kütahya arkadaşlar. Tamamen bakın kendine bağlıyor. Aydınoğulları merkez İzmir, Aydın civarlarında tamamen Osmanlı'ya bağlanıyor. Saruhanoğulları Osmanlı'ya bağlanıyor Manisa civarlarında. Menteşoğulları'nın merkezi Muğla biliyorsunuz Osmanlı'ya bağlanıyor. Hamitoğulları'nın merkezi de Sparta'ydı, bu da Osmanlı'ya bağlanıyor. Yani Batı Anadolu'daki beylikleri Yıldırım Beyazıt Osmanlı'ya bağlıyor. Candaroğulları'ndan Kastamonu'yu alıyor. Candaroğulları'nın Kastamonu koluna son veriyor. Candaroğulları'nın diğer ismi de İsfendiyaroğulları'dır, bilginiz olsun. Yine Karamanoğulları Beyliği'nden Konya'yı alıyor arkadaşlar. Dulkadiroğulları Beyliği'nin merkezi Elbistan'da alıyor. Şimdi dikkat edin buraya. Candaroğullar tamamen bitmedi. Karamanoğullar tamamen bitmedi. Dulkadiroğullar tamamen bitmedi. Onların topraklarının birer parçasını alıyor Yıldırım Beyazıt. Tamamen son vermiyor yani. Ama sonuç itibariyle şöyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Batı ve Orta Anadolu'da ilk defa Anadolu Türk Birliği'ni Yıldırım Beyazıt sağlamış oluyor. Bunu yanlış anlamayın bakın. Anadolu Türk ve siyasi birliğini tamamen Yıldırım Beyazıt sağlamadı. Tamamen değil. Batı ve Orta Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamış oldu. Anadolu Türk ve Siyasi Birliği tamamen yükselme döneminde Yavuz Sultan Selim döneminde sağlanacaktır. Bunu lütfen karıştırmayın. Yıldırım Beyazıt Batı ve Orta Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamış oluyor. Tamamen değil. Batı ve Orta Anadolu. Şimdi arkadaşlar Yıldırım Beyazıt döneminde malum ki şehzade isyanlarına veya Anadolu'daki beyliklerin kışkırtılmasına veya Haçlıların Osmanlı'ya karşı kışkırtılmasına zemin hazırlayan komşu bir devlet var. O da Bizans. Şimdi Bizans Osmanlı Devleti'ne müdahale edince ya da Osmanlı'ya karşı başka devlet ya da beylikleri kışkırtınca Osmanlı da İstanbul'u kuşatıyor. İşte İstanbul'u ilk kuşatan Yıldırım Beyazıt'tır. Yaptığı kuşatmalar içerisinde arkadaşlar iki büyük kuşatma var. Bu kuşatmalardan bir tanesi 1395 yılında idi. 1396 yılındaki Nibolu Savaşı ile kalkıyor. Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'nda Haçlılar yeniyor. Geliyor İstanbul'u tekrar kuşatıyor. Daha sonra Bizans'ta 1397 yılında bir anlaşma yapıyor. Yaptığı anlaşmaya göre Bizans'ta yani der bir tabirle İstanbul'da o dönemin İstanbul'unda bir Türk mahallesi kurulacak, cami inşa edilecek ve bir kadı tayin edilecek. Yani sizin anlayacağınız Bizans'ın iç işlerine karışmaya çalışıyor. Bir de arkadaşlar bir büyük kuşatma da 1401'de o kuşatmada Ankara Savaşı nedeniyle kaldırılmak zorunda kalacak. Şimdi Yıldırım Beyazıt kuşatmaları kolaylaştırmak için bir hisar yapacak. Anadolu Hisarı ya da Güzelce Hisar. Bakın bu nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Diyor ki bize hangisi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir? A. Şahi toplarının dökülmesi. Evet yaptı. B. Tekerlekli kuleler yaptı. C. Marmara'ya donanma bırakma yaptı. D. Güzelce Hisar'ın inşası. Güzelce Hisar değil Fatih döneminde Rumeli Hisarı. Güzelce Hisar Yıldırım Beyazıt döneminde yapıldı. Anadolu Hisarı ya da Güzelce Hisar. Bu noktayı kaçırmazsanız iyi olur arkadaşlar. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı önemli savaşlara geliyoruz. Bu savaşlardan bir tanesi Nibolu Savaşı. Savaşın tarihi 1396 arkadaşlar. Osmanlı Devleti İstanbul'u kuşatmış.
İstanbul yani Bizans Avrupa'dan yardım istemiş. Bunun üstüne Avrupalıların da Avrupalı büyük devletlerin de ilk defa katkı sağladığı bir Haçlı Birliği oluşmuş. Bu Haçlı Birliği Nibul Kalesi'ni kuşatıyor. Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırıp gidiyor Nibul'u obasında Haçlılar mağlup ediyor. Geliyor İstanbul'u bir daha kuşatıyor. Şimdi bu savaşın sonucunda ne olmuş oluyor? Bakın Nibul Savaşı'nın sonucunda Bulgaristan tamamen Osmanlı toprağı kabul edilmiş oluyor. Halife Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İklim-i Rum unvanını yani Anadolu diyarının Sultan'ın unvanını veriyor. Ve arkadaşlar 1444 senesine kadar yani Varna Savaşı'na kadar yaklaşık 50 yıl bir Haçlı Birliği oluşamayacak. Bak buraya dikkat edin şimdi. Osmanlı Devleti arkadaşlar Fetret Devri yaşayacak Yıldırım Beyazıt'tan sonra. Fetret Devri'nde de Haçlı Birliği yok. Haçlı Birliği'nin oluşmama sebebi Nibolu Savaşı etkenlerden bir tanesi. Nibolu Savaşı'nın etkisidir. Haçlılar bayağı bir toparlanamıyor yani. Evet arkadaşlar Yıldırım Beyazıt döneminin en önemli olayı ise Ankara Savaşı olacak. Şimdi Ankara Savaşı'na baktığımızda savaşan iki tane büyük Türk hükümdar, iki büyük Türk devleti. Bunlardan bir tanesi Timur Devleti. Bir tanesi de Osmanlı Devleti. Şimdi arkadaşlar bakın Timur Devleti Çin'e doğru bir sefer yapmak istiyor Timur. Osmanlı da Batı Anadolu'da yayılıyor. Anadolu'da büyüyor yani. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın aldığı beyliklerin beyleri Timur'a sığınıyor. Timur Çin'e sefer yapmadan önce arkasını yani İran topraklarını, Anadolu topraklarını güvence altına almak istiyor. Evet, Yıldırım Beyazıt döneminin arkadaşlar en önemli olaylarından bir tanesi de Ankara Savaşı. Soru olarak gelebilecek yerlerden bir tanesi. Şimdi Ankara Savaşı iki büyük Türk hükümdarı tarafından arasında oluyor. Biri Timur, Timur Devleti'nin başında Özbekistan topraklarında, Orta Asya'da yani. Birisi de Osmanlı arkadaşlar. Şimdi Timur Çin'e sefer yapmadan önce arkasını bir güvence altına almak istiyor. Osmanlı da biliyorsunuz ki Batı Anadolu'da Türkmen beyliklerinin topraklarına el koymuş. Anadolu'da İran'a doğru ilerliyor. Yani Osmanlı da büyüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Timur arkadaşlar sığınmacı almış. Anadolu'daki beyliklerin beyleri Timur'a sığınmış. Ve Timur'u Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Aynı şekilde Timur kendini güvenceye almak için İran topraklarına doğru ilerlemiş. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'la Celayir Hakanı Ahmet Celayir Osmanlı'ya, Bursa'ya sığınmış, Yıldırım Beyazıt'a sığınmış. Şimdi bunlar karşılıklı kışkırtılıyor. Derken Timur Osmanlı'ya arkadaşlar bir mektup yazıyor Yıldırım Beyazıt'a. Mektupta Timur diyor ki bize bağlılığını bildir. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i de bize iade et. Adımızı da hutbe okut diyor. Tabii ki Yıldırım Beyazıt buna sert bir cevap veriyor. Daha sonra Timur ona karşılık veriyor. Yıldırım Beyazıt daha sertleşiyor. Lan diyor sen kimsin? Bizim ordularımız diyor. Senden büyük ordular yendi. Erkeksen diyor karşımıza çık. Eğer diyor karşımıza çıkmazsan senin eşlerin senden boş olsun. Ben çıkmazsam benim eşlerim benden boş olsun. Şimdi biz şunu anlıyoruz. Mektuplaşmalar, hakaretler, kışkırtmalar savaşın sebeplerinden bir tanesi. Ama savaşın esas sebebi cihan hakimiyeti düşüncesi. İki büyük Türk hükümdarının mücadelesi arkadaşlar. Şimdi bu savaş Ankara'da Çubukova'sında gerçekleşen bir savaş. Tabii ki savaşı malumunuz ki hepinizin bildiği gibi kim kazanıyor? Timur kazanıyor. Şimdi bu savaşta bize kim yardımcı oluyor? Yani Osmanlı'ya kim destek veriyor? Onu bilirseniz iyi olur. Karakoyunlular ve Celayir hükümdarlığı özellikle Karakoyunluları kullanır. Karakoyunlular Osmanlı'ya destek vermiştir. Savaş sonrasında ne oluyor? Osmanlı arkadaşlar savaşı ağır bir şekilde kaybediyor. İlk defa bir Osmanlı padişahı düşmana esir düşüyor. Timur'a esir düşmüştür Yıldırım Beyazıt. Çok olay var anlatılacak ama vaktimiz yok. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bize lazım olan önemli bilgiler. Osmanlı yıkılma tehlikesi geçiriyor ve Anadolu Türk Birliği bozuluyor. Yani Ankara Savaşı şöyle bir şey. Anadolu Türk Birliği'nin bozulması açısından 1243 yılındaki Köse Dağı Savaşı ile benzeşiyor. Beylikler tekrar Anadolu'da canlanacak. Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları başlıyor ve 11 yıl sürecek olan Fetret Devri'ne giriliyor. Bir de arkadaşlar fetihler gecikiyor. İstanbul'un fethi dahil. Yani Ankara Savaşı
Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt'ın sonu olmuş oluyor. Şimdi Yıldırım Beyazıt döneminde teşkilatlanma faaliyetlerine baktığımızda dikkat ederseniz size ne demiştim? İlk kez Batı ve Orta Anadolu Türk siyasi birliği sağlandı. Yani Anadolu'da Osmanlı topraklar genişledi. Dolayısıyla Anadolu Beylerbeyliği yani Anadolu Eyaleti kurulacak. Bir de arkadaşlar Gelibolu'da bir tersane kurulacak. Yıldırım Beyazıt bunu da unutmayın. Tahta geçtiğinden dolayı Cülüs Bahşişi, tahta oturma bahşişi dağıtan ilk Osmanlı padişahı da olmuştur. Evet, Yıldırım Beyazıt'ın durumu bu. Şimdi sırada arkadaşlar Fetret Devri olacak. Yıldırım Beyazıt döneminden sonra.